Evet, ekranda bir son dakika görüyoruz. Şenol Güneş milli takımı bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Milli takım teknik direktörüyle yolları karşılıklı ayırdık açıklaması var. A milli takım teknik direktörüydü Şenol Güneş ve tabii Türkiye milli maçlarda üst üste kaybettikten sonra acaba ne zaman Şenol Güneş istifa edecek sorusu da yöneltilmişti. Ama benim burayı gelmem için yalvaranlar şimdi gitmemi istiyorlar diye de bir açıklaması vardı. Dolayısıyla Şenol Güneş'in milli takımı bırakmayacağı düşüncesi hep akıllarda vardı. Bir taraftan aldığı maaş da son zamanlarda çok konuşulmuştu bu başarısızlıklar üzerine. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı yazı da ekranda. Şenol Güneş'e teşekkür ediyoruz deniliyor. Milli takım teknik direktörümüz Şenol Güneş'le yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev süresince çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Milli takım teknik direktörüydü Şenol Güneş ve uzun bir süredir aslında milli takımın başındaydı. Yaptığı açıklamalar son zamanlarda da aslında çok fazla karşılık bulamamıştı. Çünkü milli maçlarda hep ne yazık ki başarısız sonuçlar elde ediyorduk. Ve bu başarısızlık istifayı getirir mi? Şenol Güneş istifa eder mi? Ya da Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir konuyu görüşür mü? Ne olacak diye hep soruluyordu. Son günlerdeki en sıcak başlıklardan da biriydi aslında. Ama bir bakıma da işte Şenol Güneş'in milli takımı bıraktığı bilgisini işte şimdi veriyoruz. Son günlerde yaptığı maçlardaki skorlarına baktığımızda işte 6 gol yemişti mesela milli maç. Bu da hepimizi üzen, gururumuza da dokunan bir konu haline gelmişti. Buradaki başarısızlık tabii bir bakımdan farklı da yorumlayabiliriz. Milli takımı bırakan Şenol Güneş'le ilgili evet devam edelim sevgili izleyiciler. Şenol Güneş milli takımı bıraktı dedik. Bir taraftan teknik direktörle yollarımızı karşılıklı ayırdık diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bunun karşılıklı bir konuşma, bir anlaşma olduğunu da görüyoruz. Son günlerde dediğimiz gibi işte son maç mesela yani 6 gol yemişti milli takımımız. Burada futbolcularda mı bir acaba konsantrasyon sıkıntısı var yoksa çalışma şartlarında mı bir sorun var diye de hep konuşuluyor. Ama bir bakıma işte bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ekrandaki bilgiyi yeniden okuyalım. Milli takım teknik direktörümüz Şenol Güneş'te yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Hollanda yenilgisi sonrası maaşıyla da gündeme gelmişti. Ne kadar çok maaş alıyor ama acaba bu başarısızlığın sebebini kendisi de düşünüyor mu? Türkiye'de bu kadar maddi anlamda da sıkıntı varken milli takımın başındaki isim nasıl bu kadar fazla maaş alır? Soruları da hep gündemdeydi. Hatta son maç işte Hollanda maçında 6 gol yedikten sonra Twitter hesabında da pek çok kullanıcı tarafından bu konu gündeme gelmişti sevgili izleyiciler. Şenol Güneş milli takımı bıraktığını açıkladı. Uzun süredir de milli takımın başındaydı. Şimdi bu konuyu konuşacağız sevgili izleyiciler. Stüdyomuzda çok kıymetli konuğumuz var, ustamız. Zafer Arapkirli bizimle. Merhaba Zafer abi, hoş geldin. Merhabalar Aslı. KVT.tv.com.tr'nin spor yazarı sıfatıyla. Evet tamam. Peki o şekilde düzeltelim biz de. Tabii aslında bu yenilgilerden sonra Şenol Güneş istifa etsin, neden etmiyor deniliyordu. Şimdi karşılıklı olarak diye de bir ifade var. Geç mi kalındı sizce bunda? Şenol Güneş geç ya da erken kalındığını söylemek pek mümkün değil. Dün bildiğimiz kadarıyla yani basına yansıdığı kadarıyla Şenol Hoca federasyon yetkilileriyle bir araya geldi. O toplantıda bir sonuç çıkmadı. Yani
basında, spor basında da bu sabahki sayfalara baktığımızda ne konuşulduğunu tam olarak bilmiyordu. Ama kaçınılmaz olan gerçekleşti. Anladığım kadarıyla dün böyle bir ön görüşme yaptılar. Çünkü böyle ayrılıklarda bir tazminat meselesi her zaman masaya yatırılır. Çünkü Şenol Hoca'nın önümüzdeki dönem içinde uzunca bir kontratı vardı. O kontrat tabii Şenol Hoca istifa ederse kalan tazminatını bilmiyorum tam şeyin kontratın maddelerini ama alabilecek miydi yoksa federasyon onun işine son verdiği zaman tek taraflı olarak feshettiği zaman ona ilave bir tazminat ödeme durumunda mı olacaktı? O ayrıntıları bilmiyoruz ama anladığım kadarıyla bir orta yol bulmuşlardır ve bugün de bir şekilde medeni bir dille demin yaptıkları açıklamada bu birlikteliği sonlandırmışlardır. Bence doğrusu yapılmıştır. Çünkü bunca önemli başarısızlıklardan sonra zaten o travmayı bundan sonraki maçlarda da bildiğim kadarıyla Dünya Kupası grup elemelerinde 4 maçı daha kaldı milli takımımızın. O sonra kalan 4 maçta da o travmayı hep üstünde hissedecekti Şenol Hoca da futbolcular da. Çünkü hatırlayın yani bu maçları bu süreci yakından takip edenler Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde alınan o başarısız sonuçlar önce böyle bir iyi bir başlangıç yaptık. Hani Türk gibi başlamak derler ya çok iyi bir başlangıç yaptık. Tamam artık o zaman spor basınının manşetlerinde hep güneş doğuyor filan manşetleri evet. vardı. Bakıyoruz ki son maçlarda güneş battı batıyor başlıkları oldu. Onca başarısızlıktan sonra şimdi Dünya Kupası'nda da zaten bu tehlikenin sinyalleri ilk maçlardan gelmeye başladı. Hatırlayın geçen hafta Cebeli Tarık maçında bile ilk yarıda doğru düzgün bir gol pozisyonu üretemedi milli takım. Sonra 3-0 aldı ama önceki maçlardan yani Karadağ maçından falan belliydi ne olacağı. Nitekim Hollanda karşısında da artık herkes biliyordu evet. Bir başarı gelmeyeceğini. Çünkü artık o Avrupa Şampiyonası'nın başarısızlığının travması çocuklara da hakim olmuştu. Milli futbolculara da. Böyle bir son kaçınılmazdı. Şimdi Şenol Hoca biraz felsefi bir kişiliktir. Yani ben Beşiktaş maçlarını da çok yakından izlediğim evet. ve sık sık basın toplantılarında da Şenol Hoca ile birlikte olduğumuz için böyle meselelere son derece entelektüel, felsefi, sosyolojik çözümlemelerle falan gelir. Merak ediyorum şimdi bundan sonra neler söyleyeceğini. Zaten en son maçın basın toplantısında da biraz imalı bir takım ifadeler kullanmıştı. Bence doğrusu yapılmıştır. Şenol Güneş'in anahtarları bırakıp gitmesi ve yerini de kim gelecekse başka bir hocaya bırakması isabetli olur. Küskün mü bıraktı ama acaba o anahtarları sizce? Nasıl? Küskün bırakmış olabilir mi? Küskün bırakmış olabilir. Tabii perde arkasında neler olduğunu bilmiyoruz. Yani belki oyuncu tercihlerinde ona karışılmış olabilir. Efendim çünkü her zaman mümkün bu. Kulüplerde de mümkün. Milli evet. takım teknik direktörlüğünde de mümkün. İstedikleri tam yerine gelmemiştir. Kamp programında, hazırlık programında takımları izlerken vesaire federasyondan gereken yardımı görmemiştir. Bunlar da olabilir. Belki istediği elemanlarla çalışamamıştır. Çünkü her şey dışarıdan gözüktüğü gibi değildir. Çünkü bir de şu var. Bayram Bektaş diye bir yardımcısı var Şenol Hoca'nın. Mesela spor basınında en büyük eleştirilerden biri neden Şenol Hoca'nın daha geniş bir teknik ekip kurmadığı. Yani istişare etmek üzere. Mesela bu eleştiri Fatih Terim Hoca için de yapılmıştır. Evet Fatih Terim'in yanında zaman zaman 3-5 farklı eski futbolcu falan vardı ama Fatih Terim her zaman hani dediğim dedik çok fazla istişarede bulunmadan kendi burnunun doğrultusuna gitmekle suçlanır. Şenol Hoca'yı da öyle yapmakla suçlayanlar var. Ama netice itibariyle futbol bu. Yani bu kadar da büyütmemek lazım meseleyi. Yani her takımın başına gelebilir. Geçmişte çok anlı şanlı takımların, Almanya gibi, İngiltere gibi, İtalya gibi takımların gerek elemelerde gerekse finallerde yani Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Şampiyonası finallerinde çok büyük hayal kırıklıklarına uğradıklarını gördük. Aklı Selim'in gereği bir hocada ısrar etmek ve uzun süre o hocaya takımı teslim etmek ama tabii bir yandan da ona gereken olanakları sağlamayı gerektiriyor. Ama Şenol Hoca tabii bir şeyler de anlatacaktır herhalde. Bana sorarsanız 80 küsur maçlık bir periyotta evet. efendim işte 30 küsur galibiyet, 23 beraberlik, 20 yenilgi falan çok büyük bir başarısızlık değildir ama netice itibariyle sizden sonuç isterler.
bir turnuvaya takımı hazırlamak üzere size takımı emanet etmişler. Üstelik de ilk başlangıcını hatırlayın. Şenol Hoca Beşiktaş'ı bırakıp gitti oraya. Biraz da Beşiktaş'ı küstürdü. Yani ben de Beşiktaş'ta olduğum için o dönemi Beşiktaş camiasına nasıl bir hayal kırıklığı yarattığını da biliyorum. Böyle birkaç hafta kala hatta Beşiktaş'ı bırakıp şey yaptı. Ama sonuç itibariyle bir başarısızlık vardır ortada. Birinin o faturayı üstlenmesi gerekiyordur. Şenol Hoca'nın bırakması doğru bir karar olmuştur. Ya da federasyon eğer bırak hocam diye onlardan bir inisiyatif kullanma geldiyse o da doğru olmuştur. Şimdi bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya da Türkiye'de futbolun yöneticilerinin yapması gereken şudur. Sadece hoca kim olacak? Sadece işte şu hangi oyuncular takıma girecek vesaire gibi dar bir çerçeveden, pencereden ya da çerçeveden bakmak yerine Türk futbolunun bütün sorunlarını masaya yatırıp gerçekçi çözümler bulmaktır. Bu yerli yabancı dengeleri meselesi, bu kurallar, takımların altyapıları, futbolun siyaseti, çünkü futbola çok siyaset karıştı. Yani sadece bugün değil, yani bugün itibariyle konuşmuyorum. Futbol 10 yıllardır siyasetle iç içe. Ve en kötüsü de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde futbol buram buram siyasi bir arena haline geldi. Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım. Şimdi herkes biliyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemediği hiçbir isim özerk olduğu öne sürülen federasyonun başına gelemez. Gelemiyor. Muhtemeldir ki milli takımın hocasının tayininde de siyasi iktidarın tercihleri önemlidir. Bunlardan arınması lazım. Simsarlık oyuncu komisyonculuğu piyasasının, bahis piyasasının, özellikle yasa dışı bahis piyasasının futboldan temizlenmesi lazım. Ve tabii en önemlisi de hani hep deniyor ya işte bir ekol olduk, Türkiye ekolü, yeni bir jenerasyon bilmem ne, böylesine yüzeysel laflardan kurtulup Türkiye'de futbolun hani hep birinci derecede önemsenen spor ya, öteki tarafta voleybolcu kadınlarımız şakır şakır dünyaya parmak ısırtan başarılar gösteriyorlar. Ama merak ediyorum voleybol federasyonunun ödeneği ne kadar, futbolun ödeneği ne kadar? Futbolun bütün sorunlarının bir arada düşünülüp masaya yatırılması lazım. Ha, umutlu musun dersen, çok fazla umutlu değilim. Ama sonuç olarak Şenol Hoca'nın bırakması ya da bıraktırılması hayırlı olmuştur. Bundan sonra kimin geleceği konusunda da tabii şimdi bugünden itibaren bahisler başlayacak. Evet. Bugün, peki var mı sizin mesela aklınıza bir ya da milli takımın başına oyunculardan bu gelmelidir dediğiniz? Bugün hani biraz da şey yaparak, bilgi çalarak, bugün Hürriyet gazetesinde sevgili kardeşimiz İsmail Er'in 3 olasılıktan bahsettiğini okumuştuk gazeteleri okurken. İsmail Er diyor ki bir olasılık Fatih Terim Hoca'dan önümüzdeki 4 maç için geçici de olsa bir destek istemek. Bir başka olasılık Joachim Löw, Almanya milli takımının teknik direktörüydü. Türkiye'de de çok yakından tanınıyor. Geçmişte Fenerbahçe'nin de hocalığını yapmıştı. Joachim Löw ile bir anlaşma yapılabileceği ihtimali var. Bence iyi olur. Çünkü hani Almanya milli takımından geldiği için yararlı olur. Ama hani artık Türkiye'nin de bu Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş üçgeninden de yavaş yavaş çıkması lazım. Okan Buruk'un adı geçiyor bir yandan. Hı hı. Aykut Kocaman'ın, evet, adı geçiyor. Bunlara da bir şans verilmesi lazım. Ha, bana sorarsanız kim olmalı? Yılmaz Vural olmalı derim. Neden? Yılmaz Vural çünkü futbolu çok iyi bilen, formasyonu neredeyse mükemmel, Almanya'da futbol okullarından yetişmiş, yani bu işi gayet iyi bilen ve maalesef Türkiye'de Süper Lig kulüplerinde, büyük kulüplerde, hani 3 büyükler, 4 büyükler denilen kulüplerde kendine bir türlü yer bulamayan bir insan. Yılmaz Hoca'nın halinden, tavrından mıdır, o üslubundan mıdır, nedir? Büyük kulüpler bir türlü anahtarları ona emanet edemiyorlar. Ama bence Yılmaz Vural'a bu iş emanet edilip, ama gereken şartları da sağlayıp Yılmaz Vural Hoca ile niye devam edilmesin? Ben isabetli bir tercih yapılacağına inanıyorum. Çünkü futbolu iyi bilen bir insandır. Küçük şehirlerin ya da küçük takımların, küçük kulüplerin kapasitelerini ya da kimliklerini rencide etmek için söylemiyorum ama artık daha üst seviyelere layık bir hoca olarak görüyorum. Eğer Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarında o toplantıya katılma şansım olsaydı Yılmaz Hoca'dan yana oyumu kullanırdım.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Zafer abi değerlendirmen için, katılımın için. Evet, usta gazeteci aynı zamanda da kendisi dedi ki ben buraya krt.com'un spor yazarı olarak katıldım. Çok teşekkür ediyoruz Zafer abiye. Şimdi sevgili izleyiciler devam edelim biz.